Bugün atölyede boş boş oturup telefonla oynarken Ercan geldi. Selamun aleyküm. selam dedikten sonra niye boş boş oturuyorsun bir şeyler yapsana dedi. Ercan ne yapayım dedim iş mi var? İş olsa boş durmam. Muhakkak bir şeyler yapardım dedim. O zaman kalk arabayı tamir et dedi. Ne arabası Ercan dedim bütün arabaları yaptık. Tamir edilecek araba kalmadı ki. Gel bak sana ne göstereceğim dedi hurdaların başına gitti. Hurdaları karıştırıp eşeleyip altından bir şey çıkartmaya çalışıyordu. Hurdaları, çuvalları, kartonları kaldırıp içerisinden bir araç çıkarttı. Ercan bu ne böyle? Ne zaman geldi buraya bu dedim. Sen yokken hurdacıdan alıp getirdim buraya sakladım. Senin boş bir zamanını bulup bunu senin önüne çıkartacaktım. Boş boş otururken görünce de artık zamanının geldiğini düşündüm ve karşına çıkarttım dedi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Ön tarafa doğru çıkartıp biraz inceleyelim dedim. Artık bir işimiz var. Aracı incelemeye başladım. Sağına, soluna, önüne, arkasına her tarafına bakarken Ercan yine yok oldu ortalıktan. Bir de baktım ki elinde koltukla geliyor koltuğu nereden çıkarttın dedim. Eğer bu koltuğu da üzerinde bırakmış olsaydım sen bunu hemen anlardın. O yüzden koltuğu da farklı yere saklamıştım dedi. Koltuğu yerine takıp üzerine oturduğum zaman gayet konforlu gözüküyordu. Ama tabii ki çalışacak mı çalışmayacak mı bilmiyorum. Gerçekten küçük ve kullanışlı gözüküyor. Aracın koltuğunu yerinden çıkartıp içerisinde neler var kontrol etmek istiyorum. Aracın kaportasını yerinden çıkarttığımda içerisindeki kağıt parçaları, naylon parçaları, tahta kıymıkları her şey var. Fareler resmen buraya yuva yapmış. Arka tarafta akülere bağlanması gereken 4 tane kutup başı var. Acaba yedek akü sistemi mi yoksa aydınlatmalar ve motor için ayrı kablolar mı var anlayamadım. Böyle bir araç daha önce incelememiştim. Arka tarafta 2 tane amortisör var. Süspansiyonu iyi gözüküyor. Fakat bu kablolar kafamı çok karıştırdı. Aküleri ve beyni yok. Beyni olmadığı için bu aracı nasıl çalıştıracağız şu an kafamda tasarlayamadım. Kabloların üzerine elektrik bandı sarılmış. Elektrik bandlarını sökerek burada bir sıkıntı var mı diye kontrol ettim. Ama herhangi bir sıkıntı gözükmüyordu. Akü kabloların üzerinde iki tane küçük kutucuk var. Bu kutucukları açtığım zaman içerisinde 80 amperlik sigortalar vardı. Sigortalar yanmış ve sigortalara tel dolamışlar. 80 amperlik sigorta yandığına göre ya bu araba çok güçlü ya da kısa devre yapılmış. Bu arabayı tamir edebilecek miyim yoksa edemeyecek miyim hiçbir fikrim yok. Ama en kısa zamanda tamir edip sizinle paylaşmak istiyorum. Bu araçla ilgili bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen yorum yaparak bana destek olun. Bu araçla Ilgili bilgilere çok ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.